Erdoğan Sözcü Gazetesi'ni hedef aldı. Neden hedef aldı? Çünkü Sözcü Gazetesi'nde 2020'nin felaket olaylarını gösterirken Ayasofya'nın ibadete açılmasını da bu kutucukların içerisine eklemişti. Oysa editörün amacı 2021'in olaylarını anlatmak ve felaket vurgusuyla diğer olumsuz olayları anlatmaktı. Ayasofya vurgusunun haberin içerisinde olduğu kanısında değilim. Zaten bunu denizleyerek bugün yazmış ve bir yanlış anlamaya giriyor demiş. Oysa ben yani Sözcü'nün haberi bir yanlış anlamaya kurban gidiyor. Erdoğan yanlış anladığı için Sözcü'yü hedef alıyor demiş. Oysa ben işin bu tarafından durulması tarafında değilim. Zaten ben Deniz Zeyrek Bey'in yazısına rağmen Ayasofya'nın ibadete açılmasını 2020'nin üzücü olayları arasında görüyorum. Bence burada bir editör hatası yok. Sadece Sözcü Gazetesi geri adım atıyor Erdoğan'a karşı. Bu konuya geleceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın Sözcü Gazetesi'ndeki haberi hedef alması fikir özgürlüğü ve basın özgürlüğü adına doğru bir yaklaşım değil. Erdoğan Sözcü'yü hedef aldıktan sonra Basın İlan Kurumu Sözcü hakkında bir soruşturma başlattı. Gazeteciler ve gazeteler farklı düşünceler ifade edebilirler. Bunun için yargılanamazlar, fiili olarak yargılanamazlar. Bu yargı onlara soruşturma başlatamaz. Bu bir gazetenin editoryal düşüncesi ve ideolojik düşüncesi ya da haber yorumudur. Buna karışılamaz. Yargı soruşturma başlatamaz. Siyasetçiler de karışamaz. Siyasetçiler görüş ifade edebilir ama böylesine yargıya talimat veremez. Ama siyasetçiler görüş ifade edip eleştirme haklarına elbette sahipler ama eleştirirken gazeteyi hedef alamazlar. Erdoğan Sözcü Gazetesi'ni hedef alamaz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Değerli izleyiciler, Sözcü Gazetesi hakkında soruşturma başlatılması da doğru bir yaklaşım değil. İkinci olarak editör üzücü olaylar arasında bence Ayasofya'nın açılmasını göstermek istedi. Bugün Deniz Zeyrek yazısında geri adım atıyor bu meseleden. Aslında editör öyle yapmak istemedi diyor ama Ayasofya konusunda bir şeye değinmek istiyorum. Dindar ve inanan insanlara saygılıyım ama Ayasofya'nın ibadete açılması doğru bir şey değil. Lütfen hemen kızmayın, ekranı kapatmayın. Şöyle ki doğru değil. Ayasofya bir müze olarak kullanılıyor ve buraya müzeye çevrilme dönemi Atatürk'ün dönemi. Atatürk'ün talimatıyla yapılmış olduğu yazıyor belgelerde. Atatürk'ün döneminde yapılıyor en azından. Bunu net olarak söyleyebilirim. Müzeye çevrilmesi. Neden bu talimat verilmiş? Çünkü Ayasofya kültürel değeri olan bir yer. Dünyanın ilk inanç merkezlerinden biri. Burasının mevcut haliyle bir şekilde korunup müze olarak değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bu tür eski tarihlere dayanan kültürel yerlerin ve kültürel inanç yerlerin bir şekilde müze olarak sergilenmesine ihtiyaç vardır ki insanlar o tarihi tanısınlar. Ve ilk olarak elbette ki Hristiyanların inanç mabedi olarak açılmış bir yer. Daha sonra fetihlerle tekrar yön değiştirmiş olabilir. Müslümanların inanç merkezi yerine geçmiş olabilir. Fatih Sultan Mehmet'i de bu konuda yargılayamayız. Çünkü o zaman fetihler vardı ve bu şekilde bir anlayış vardı. Yani demokrasi ve insan hakları böyle tarihi eserlere saygı çok fazla yaygınlaşmamıştı. Olsa günümüz dünyasında siz hangi ibadeti yapıyor olursanız olun, hangi inanca sahip olursanız olun, bir başka devletin sınırları içerisinde bir şekilde siyasi ya da savaşla girmiş olsa bile tırnak içinde buraya saygı duyulur. Hristiyanlar, Müslümanlar Hristiyanların inanç yerlerine saygı duymak durumunda kalırlar. Dolayısıyla bu tür hele Ayasofya gibi dünyanın en eski kültürel değerlerinin hele hele Hristiyanların açmış olduğu bir yere tekrar camiye çevirip bu şekilde cami olarak hizmete sunmak
o insanların inancına saygısızlık olarak belki değerlendirilebilir. İkinci olarak da burası tarihi bir eserdir. Bunu tarihi eser olarak değerlendireceksiniz. Buraya farklı insanlar gelip gerekirse müze olarak gezecekler ve buradaki fotoğrafları belki de bir şekilde paylaşacaklar. Oysa farklı bir inanç mabedine çevrildiği zaman aynı rahatlıkla sergilenmeyebilir ve burası da müze olarak gelir elde edilen bir yer. Bütün dünyadaki inançlara ve inançların yaşayış şekillerine saygı duymak gerekiyor. Ayasofya'da böylesine saygı duyulacak bir yer olduğu için müze olarak kalması ve müze olarak sergilenmesi daha doğru olurdu. Sözcü gazetesi Deniz Zeyrek vasıtasıyla geri adım atmış. Ben de geri adım atmasına gerek yoktu. Siyaset bir gazeteyi eleştirebilir ama hedef göstermez. Erdoğan Sözcü'ye hedef gösterdi. Demek ki daha fazla Sözcü gazetesi alacağız ve Erdoğan'a tepki göstereceğiz. Yargı düşüncesinden dolayı bir gazeteye soruşturma başlatamaz. O zaman bu ülkede demokrasi yoktur demektir. Her basın yayın ilan kurumu istediği düşünceyi savunabilir. Beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki yine görüşmek üzere.